بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم değerli kardeşlerim. Sünnetin bağlayıcılığı ile ilgili konuşmaya, mutala etmeye devam ediyoruz. Yani sünnetin bağlayıcılığı, tabi şöyle yaptık, kısaca onu ifade edelim. Bu sünnetin bağlayıcılığı ve peygambere itaat derslerimizde, yani YouTube kanalındaki oynatma listesinde herhalde 40'ı geçmeye başladı buradaki videolar. Videoların seyri kısaca şöyle oldu. Ayetler, kimi zaman sıralı, kimi zaman bazen sırasını bozaraktan önce ayetleri ifade ettik. Ayetler içerisinde tefsir ve dirayet bağlamını konuştuk. Ondan sonra hadislerin, yani sünnetin içerisinde hadislerin yerini ifade ettik, konuştuk. Hadislerde sünneti, müçtehitlerin ifadelerinde sünnetin yerine biraz göz attık. Ondan sonra hadislerin seyrine başladık. Şu ansa hadislerin muhafazasını konuşuyoruz. Bir önceki dersimizde hadislerin muhafaza yöntemlerinden birisi olan ezberleme şeklini ifade etmiştik. Şimdi de müzakereyi konuşacağız. Buraya başlamadan önce şöyle rotamız nasıl olacak? İlerleyen derslerde neler konuşacağız? Onlar bir başlık olarak özetleyeyim. Müzakere başlığından sonra pratik anlamda hadislerin nasıl muhafaza edildiğini, sonra yazıyla nasıl muhafaza edildiğini, Efendimiz zamanında hangi sahabelerin bunu yazdığını, hadisleri yazıya geçirildiğini, Efendimizin yasağının nasıl anlaşılması gerektiğini, önce izin verip sonra, önce nehyedip sonra tekrar neden izin verdiğini, Peygamber Efendimizin döneminde hadislerin tedvini, bizzat Peygamber Efendimizin yazdırdığı hadisler, özellikle mesela zekatların uygulanacağı bölgelerde, beldelerde zekat kitabı şeklinde, Amr bin Hazm'ın nushası, işte valilere gönderilen talimatlar, talimatların içerisindeki hadisler ve ayetleri ve hadisler, belli temsil heyetlerine gene verilen talimatlar, yazılı olarak onlarla imzalanan belgeler, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sahabileri tarafından derlenen hadis mecmuaları, Ebu Hureyre'nin sahifesi yazdıkları, Amr bin As'ın, Abdullah bin Amr'ın nushası, Enes'in radiyallahu anh nushası, Hazreti Ali'nin nushası, Cabir'in nushaları, İbn Abbas'ın nushası ve sahabeden sonraki tedvin dönemi diye devam ediyor. Yani o ismini zikrettiğim sahabeler döneminde de bu iş gerçekleştirilmiş. Ondan sonra 1. asırdaki müdevvanat, burada birçok isim var. 2. asırdaki tedvin, hadis kitabı yazılı çalışmaları, burada 40 küsur isim var. Daha önceki bapta 20 civarında var. Yine ondan sonraki dönemde 15-20 tane yazılı tedvin var. Hadislerin tabi tenkidinin oluşması, ravi tenkitleri, tetkikleri, bu arada oluşan Esma-ül Rical kitapları, Buhari'nin diğer Kutub-ı Sitte müelliflerinin o meseleye dair yazdığı kitaplar, Hafız İbni Hacer'in Tehzib-i Tehzib'i, yine Lisan-ül Mizan ve Tac-ül Menfa'sı, burada detaylı bir şekilde ravilerin sayısının ve özelliklerinin incelenmesi ve ravi zinciri, bu zincirin sürekliliği, ravilerinin birbiriyle kıyası ve hadislerin genel analizi şeklinde temel başlıklarla devam edeceğiz. Tabi bu uzun bir müddet sürecek belki. Müzakereden devam edelim biz. Hadislerin muhafazasının ikinci yolu Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabeleri tarafından gerçekleştirilen karşılıklı müzakereleriydi. Onlar ne zaman yeni bir sünnet öğrenseler onu diğerlerine rivayet ederlerdi. Bu şekilde, tabi bunun sebebi var söyleyecek. Bu şekilde bütün sahabeler birbirlerine peygamberden aleyhissalatü vesselam öğrendiklerini anlatırlardı. Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselam tarafından bu konuda verilen hususi talimatlara intisal etmek içindi. Bu gerçeğe işaret eden bazı hadisler şunlardır. Hatta Hazreti Ömer'le bir komşusu biliyorsunuz anlaşıyorlar. Hepsi her daim şehir merkezinde, Medine merkezinde bulunup Efendimiz'i dinlemeye muktedir olamadığından dolayı dönerli olarak dinleyip bir gün olmadığı gündeki diğeri ona o şeyini soruyor. Neler anlattı Efendimiz? Diğer günde o ona anlatıyor şeklinde bir müzakere, bir meseleyi muhafaza gayretleri var. Evet, şöyle ifade edelim. Bu yukarıda söylediğimiz, ifade ettiğimiz gerçeğe uygun bazı hadisler var. Burada bulunan benim sünnetimi bulunmayanlara ulaştırsın. Peki sahabe neden böyle bir şey yapıyor? Yani sahabiler
radıyallahu anhuma ecmain. Yani onlar neden böyle bir şey yapıyorlar? Elbette ki Efendimizin bu konuda bir tembihatı ve talimatı var. Burada bulunan benim sünnetimi bulunmayanlara ulaştırsın. Buhari. Tek bir ayet bile olsa benden başkalarına nakledin. Yine Buhari. Benim sözümü işitip de onu başkalarına nakledinceye kadar muhafaza edip ezberleyene Allah canlılık versin. Tirmizi'de, Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de mukaddimesinde olan bir hadis. Yani aynı zamanda da o sözleri taşıma gayretinde olan kimselere Efendimizin bir duası ve onların da dehasının ve zekasının ileriliğine bir işaret, aynı zamanda bir mucizatı Muhammediye aleyhissalatü vesselam diye diyebiliriz bu meseleye. Bir Müslüman din kardeşine kendisine ulaşan güzel bir hadisi nakletmekten daha iyi bir fayda temin etmiş olamaz diye gene bir hadis var. Siz benim sözlerimi işitiyorsunuz, sizden de başkaları işitecek, onlardan da başkaları işitecekler şeklinde başkalarına nakledilmesini yine bu şekilde tavsiye etmiş. Ebu Davud hadisiydi bu da. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam tarafından verilen bu talimatlar sahabelerin hadis bilgisini elde etmeye ve onu başkalarına nakletmeye sevk etmek için yetip de artmıştı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ayrıca sahabelerini buluşmalarında hadis çalışmaya teşvik etmişti. Sahabeler bir araya geldiği zaman ne yapacaklar? Hadis çalışın diye Efendimiz onlara öğüt de bulunmuş. Bu çalışma için kullanılan kelime tedarüstür ki birbirine öğretmek demektir. Yetedarusuna. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescide girdiği zaman işte zikir yapanlar, Kur'an okuyanlar, ilim tedris edenler var. Orada Efendimiz hepsinin güzel olduğunu söylüyor ama ilim tedris edenlerin yanına oturuyordu. İşte o tedarüs, ders halkası kurmak, bir araya gelmek, o da yine o manada birbirini öğretmek demek tam Türkçesi. Birisi belli bir hadisi diğerine naklederek o da birinciye dönüp bunu tekrar edecek. Bu böyle devam edip gidecektir. Maksat hadisi doğru öğrenmek, her biri diğerinin versiyonunu dinleyecek ve varsa hatasını düzeltecekti. Bu tedarüsün, yani müzakerenin neticesi olarak, semeresi olarak hadisleri mümkün olduğu kadar sağlam bir şekilde hatırlayacaktı ve muhafaza edecekti. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu tanımlanan tedarüs sürecini Allah katında bütün gece yapılan ferdi ibadetten daha değerli olarak kabul etmiştir. O şöyle buyurmuştur. Geceleyin bir müddet ilim tedarüsü, yani müzakeresiyle meşgul olmak, bütün geceyi ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır demiştir. İbn Abdülber'in Camül Beyanı'nda bu var. Başka kaynaklarda da ifade edilmiş. Dahası Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam istendiğinde bir bilgiyi gizlemenin ne kadar büyük bir günah olduğu konusunda da ayrıca şöyle bir uyarıda bulunmuş. Kim sahip olduğu bir bilgi kendisinden istenir de onu gizlerse ona ateşten bir cem vurulacaktır. Tirmizi'nin hadisi, bunu biliyoruz, meşhur bir hadis. Başka bir vesileyle Peygamber aleyhissalatü vesselam kişinin sahip olduğu bilgi kendisinden istenmese bile ilmi gizlemenin büyük bir günah olduğunu beyan etmiştir. O şöyle bu konuda buyurmuş ki, kim kendisinden faydalanılacak bir bilgiyi gizlerse kıyamet günü ateşten bir gem vurulmuş olarak gelecektir diye yine İbn Abdülber'in Camül Beyanı'nda ifade edilmiş. Hadis şunu net bir şekilde ortaya koymaktadır ki, yani daha doğrusu hadisler, bilgiyi açıklamak her bilgili kişinin üzerinde bulunan asli bir görevdir. Çünkü burada mesele dinin tebliği ve talimi. Elbette ki çok önemli. Kendisinden bu bilginin istenip istenmemesi önemli bu noktada değil. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam sünneti hakkında bilgi, onun sahabelerinin gözünde en yüksek bilgi dalı olduğundan onlar sünnete dair bildikleri ne varsa onu başkalarına nakletmeyi boyunlarının borcu, vazgeçilmez bir görev olarak biliyorlardı. Bu sebeple Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam sahabelerinin bir araya geldiklerinde en gözde meşguliyetleri faydasız konuşmalarda bulunmak yerine onun söz ve fiillerini müzakere etmekti. Onların her biri bildiklerini zikrediyor, diğerleri de bir taraftan bunu dinleyip ezberlemeye çalışıyorlardı. Bu müteaddit müzakereler sünnetin muhafazasında önemli bir rol oynadı. Ezberden sonra gelen özellikle kısım süreç bu. Bu müzakereler sayesindeki sadece belli şahıslar tarafından bilinen hadisler
başkalarına da aktarıldı ve böylece ravi çemberi tedricen genişlemişti. Bu müzakereler Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizzat onların arasında bulunduğu bir zamanda cereyan ettiğinden onlar bu süreçte kendilerine nakledilenlerin doğruluğunu tam olarak teyit etme fırsatına da aynı zamanda Efendimiz'e sorarak Aleyhisselatü Vesselam'a sahiptir, doğrulayarak. Nitekim bazıları fiilen bunu yapmıştı da sonuç hadis bilgisinin sahabe arasında geniş bir yer edinmesi oldu ki bu sadece sünnet bilgisinin yayılmasına yardım etmekle kalmadı. Aynı zamanda ravilerin hatalarını kontrol etme imkanını da sağladı. Yani Efendimiz'e özellikle sorup gerçekten ufak da olsa hata veya yanlış var mı diye öğrenebilmeleri, tahsih edebilmeleri çok önemliydi. Çünkü biri hadisin bir parçasını unutsa da diğeri boşluğu doldurmaya ve hatayı düzeltmeye hazırdı. Velev ki onlar da toplama bir hata yapmış olsa bile Efendimiz'e müracaat edip gerçeğini öğrenebiliyorlardı. Geldik üçüncü başlığımıza, pratiğe. Sünneti muhafazanın üçüncü yolu ise onu pratiğe dökmekti. Pratik bir hale onu tatbik etmek. Sünnet bilgisi ne derece teorik bir bilgi ise de Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam felsefi öğretilerinden ibaretti. Onlar pratik hayatla ilgiliydi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece bir takım dersler ve vaazlar vermekle yetinmemiş, bilakis sahabelerini pratik olarak da eğitmişti. Yani Efendimiz sadece bir şeyler söylemekle kalmamış, o ibadetlerin yani sünnette bize gelen ibadetlerin teferruatına dair meseleleri, işte haccın, orucun, zekatın teferruatını, uygulanışını, haramını, helalini, devamsızlığını netice verecek halleri ve amelleri Efendimiz bizzat kendi bedeniyle, mübarek cesediyle tatbik etmiş, uygulamış, pratik olarak da sahabelere eğitmişti. Onlar Hazreti Peygamber'den aleyhissalatü vesselam ne öğrendilerse onu güncel pratiğe aktarmak için hiçbir çabadan kaçınmadılar. Her sahabi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini uygulamada o kadar coşkuluydu ki şahsi alışkanlıklarına varıncaya kadar onu taklit etmek için en iyisini yapmaya çalışıyorlardı. Evet değerli kardeşlerim, yani Abdullah İbni Ömer'in o meselesi meşhur yani. Medine'ye geri dönüşte bir sahabe grubuyla beraber Abdullah İbni Ömer işte belli bir ağacın altında kalması, beklemesi, hiçbir sebep yokken belli bir çukura gidip o çukurda beklemesi, Efendimiz böyle yaptıydı demesi, bunlar ifade ediyor ki onlar Efendimizin hareketlerinin her birisini muhafaza ediyor ve taklit ediyor ve tatbik ediyorlar o pratik hayatlara. Dolayısıyla bütün atmosfer sünnete ittibadan ibaretti. Sünnet sadece şifahi bir nakil, sözlü bir ifadeden ibaret değil. Bilakis günlük hayatlarının her alanında, toplumun her yerinde kendini gösteren canlı bir pratik, yaygın bir davranış ve geçerli bir adetti. Eğer bir matematik öğrencisi kendini formülleri sözlü olarak hatırlamakla sınırlandırırsa onları bir zaman sonra unutması muhtemeldir. Fakat o bunları günde 10 defa pratiğe dökerse asla onları unutmayacaktır ki Efendimizin aleyhissalatü vesselam bazı sünnetleri, hadislerle bize gelen bazı sünnetleri pratik olmuş. Özellikle ameli sünnetleri de tam bu ifadede yerini buluyor. Aynı şekilde sünnette de sahabiler tarafından uygulanan şifahi bir iş değildi. Aynı şekilde sünnet de sahabiler tarafından uygulanan şifahi bir iş değildi. Onlar sünneti günlük pratiklerinde yaşıyorlardı. Sünnet onların bütün faaliyetlerinin ağırlık merkeziydi. Ehemmiyetli bir cümle. Sünnet onların bütün faaliyetlerinin ağırlık merkeziydi. O halde onlar Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam çevresinde bütün hayatlarının yapısını kurdukları sünnetini nasıl unutabilirlerdi? O halde onlar Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın çevresinde bütün hayatlarının yapısını kurdukları sünnetini nasıl unutabilirlerdi? Şu halde sünnetin talimatlarına göre oluşmuş daimi pratik, sünnetin muhafaza sürecine katkıda bulunan ve onu tarif etmeyi hedefleyen yabancı unsurlardan koruyan diğer bir ana faktör idi. Yani o halde sünnetin talimatlarına göre oluşmuş daimi bir pratik, sünnetin muhafaza sürecine katkıda bulunan ve onu tarif etmeyi hedefleyen yabancı unsurlardan koruyan diğer bir ana faktör idi. Evet, burası o pratize olması, pratikte uygulanması, sünnetin gene muhafaza edilmesinde çok önemli bir rol ve yöntem idi. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alemin.